Evet. Önce başa tutturalım. Selamlıyoruz yine sizi. Wolfgang Amadeus Mozart. Kömer 313 milyon ama. Ama bu artık bizim parçamız. Aslında dünyada da nereye gitseniz Türkiye'den geldim deyince bir müzisyenin en çok çaldığı, en iyi bildiği parça bu. Evet, özellikle de. Birinci programda birazcık da belki de heyecandan burayı boş bırakmıştık, Allah Allah yarışma yok mu dediler. Ben de açılışı böyle yapayım dedim. Ver mehteri gibi ver Wolfgang Amadeus Mozart'ı. Ver müziği, ver müziği, devam etsin. 1683'te Viyana'nın kapısına dayandığımızdan tam 100 yıl sonra, 1783'te 100 yıl geçmiş aradan adam hatırlıyor mehter müziği. Çünkü 3500 mehter çalmış. Tabii parçalar birbirine, yani neredeyse çocuk şarkılarına kadar ezgiler girince Wolfgang Amadeus Mozart'ın bu muhteşem eşsiz dehasıyla da birleşip işte ortaya bugün de bizi anlatan bu şahane parça çıkmış. Şimdi tabii ondan sonra yok mehterden etkilendi falan diyorlar ama dinlediğimiz o neslin babam ceddin deden 1900'lerin ilk yarısında yazıldığı için yani aslında ondan etkilenen başkası ne oldu? Sizin çok zor geliyor. Sesim çok zor mu geliyormuş? Ben daha yüksek konuşurdum. Efendim hoş geldiniz. Ne güzel Wolfgang Amadeus Mozart'ı anlatıyordum. Yarışa başlayalım dediler. Peki zaten şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel. Katılım yüksek. Evet, Türkiye'nin en önemli belki de Instagram'daki tek ve ilk genel kültür bilgi yarışması. Biro ikinci kez başlıyor. Anneler Günü özel başlıyor. Bugün 6 değerli dostumuza değişik armağanlar vereceğim bir saat boyunca. Perşembe günü bizi izleyenler hatırlayacaktır. Perşembe günü biz özellikle bir deneme yapalım istedik. O denemenin de hani ilk genel prova gibi düşünmenizi rica ediyoruz. Orada hani bir sürçülisan ettikse affola ya da sizin aklınıza takılan bizim yakalayamadığımız şeyler olduysa bugün onların hepsini çözeceğiz. Bugün herkes eşit yarışıyor. Bugün herkes keyifle bizimle yarışacak. Oyunumuz çok kolay. Çok kolay oyunumuz. Yapılması gereken tek bir şey var. O da şimdi birazdan karşınıza bir soru gelecek. O soruyu doğru yanıtlayan iki yarışmacıyla dört oyunu beraber oynayacağız. Zamana karşı yarışıyoruz. Konu başlığı ve harf verdikten sonra bir o yarışmacı, bir öbür yarışmacı devreye giriyorlar ve ardı ardına sorduğumuz konu üzerinde sayabildikleri kadar seçeneği bize sunuyorlar. O sunduğunuz bütün seçenekler size puan olarak dönüyor. 4 turun sonunda kim yarışta kaldıysa onunla final oyununa gidiyoruz. Finalde çok büyük armağanlarımız var özellikle Anneler Günü için. Evet, dedim ya Türkiye'de ilk defa Instagram üzerinden yarış yapıyoruz. Sanıyorum 900 bölüm falan değişik kanallarda değişik yarışmalar yaptık. Bu dediğim gibi sadece ve sadece Serafim tarafından hazırlanılmış Instagram yarışması. Eğer hazırsanız, hazırsak ki biz hazırız, bir deneme sorusu, yani seçenek sorusuyla, evet Kübra Hanım'ın elinden aldık. Efendim her başarılık adamın arkasında bir el vardır ve o el bizde Kübra Hanım'ın eli. Şimdi, hazır mısınız? Hazır mısınız efendim? Bir soru yönelteceğim. O soruyu burada doğru yanıtlayan ilk iki kişi bizimle yarışma şansı yakalayacaklar. Dedik ya yarın Anneler Günü, çok özel, çok anlamlı, çok önemli. O zaman Türkiye'de anne olmak da ne kadar zor, kadın olmak çok zor. Biz soruyu özellikle buradan seçtik. İzninizle sorumuz geliyor. Hazırsanız ilk yanıtı bekliyoruz. Kübra Hanım hazır mısınız oradan görmek için? Çalışan annelere bebeklerini emzirmeleri için kanunen verilen işe ara verme hakkının adı nedir? Süre başladı. İlk iki kişi bizimle birlikte yarışacaklar. Yanıtlar gelmeye başladı. Yanıtlar geliyor. Doğru yanıt ama henüz gelmedi. Geldi mi? Henüz gelmedi. Hala gelmedi. Anne oluyorsunuz. Bunun için size kanunen verilen bir ara var. Evet, ilki geldi. İlk doğru yanıt geldi. Evet, şimdi ikinciyi bekliyoruz. Doğum izni değil. İşte ikincisi de geldi. Süt izni. Hem de o benim arkadaşım. Vallahi hile mile hurda yok. Yosimiz. Yosimiz yani Yosimizrahi. Yosimizrahi ile yarışacağım. Ay, diğer yarışmacımızsa
Vetre, vet, kolisi mi? Vetrosi. Vetrosi. Bir numarada vetrosi, iki numarada canım arkadaşım. Yakaladılar. Ondan sonra yok Metin Hoca tanıdık buldu falan demeyin. Önce vetrosiyi alalım lütfen. Efendim, gerçekten de en zor bölümü burası. Çünkü sizi oyalamam gerekiyor bu süre içerisinde. Bugün çok önemli bir gün. Aynı zamanda. Çünkü dünya tarihi açısından önemli bir gün. Belki biliyorsunuz bugün V-Day. 76 yıl önce bugün müttefiklerin savaşı kazandığı kesinleşti. Ve bugün artık Nazizm sona erdi. Tabii ondan sonra değişik boylarda ve suylarda ve biçimlerde diktatörler çıktı ortaya. Ama Hitler ve Hitlergillerin kesin yenilgiye uğradığı ki 3 gün önce intihar etmişti. Biliyorsunuz ayın 5'inde intihar etmişti. Bugün en önemli günü. İşte iki tane değerli konuğum geldiler. Evet. Önce hanımefendi bana çevirir misiniz lütfen? Vetrosi. Vetrosi Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Vetrosi Hanım, neyin kısaltması bu? Veteriner hekimim, ismim de Gül. Gül Hanım, çok mutlu oldum. En sevdiğim meslek grubu. Hayatta eğer işte gazeteci, anlatıcı, televizyon programcısı ne derseniz deyin. Bu işi yapmasaydım, veteriner hekim olmayı çok istiyordum. Çünkü veteriner hekimliğin hele yani Türkiye'de bir sürü şey çok zor ama sokak hayvanı olmak daha da zor. O yüzden hekimlerimiz, veteriner hekimlerimizin geçtiğimiz birkaç gün önce de sizin şeyinizle, evet. Doğru hatırlıyorum değil mi? Veteriner hekimleri. Doğru. Evet. Çok seviyorum bütün veteriner hekimleri. Siz başta olmak üzere bütün veteriner hekimlere sevgilerimi yolluyorum. Nerede yaşıyorsunuz efendim? İstanbul. Ben de barınakta çalışıyorum bu arada. Öyle sokak mi? Hayvanları için çalışıyorum. Evet. Evet, elimizden gelen katkı. Türkiye sorunlarla dolu. Her şeye yetişmeye ve yardımcı olmaya çalışıyoruz ama o güzelim sokak hayvanları çok daha zor durumdalar. Ama sizin gibi güzel kalpli veteriner hekimler sayesinde Gül Hanım her şey daha güzel olacak. Şimdi, teşekkürler. Siz hayvan seversiniz ama karşınızda benim canım arkadaşım, hızlı parmak devreye giren sevgili Yossi Mizrahi. Hoş geldin Yossi. Ya hoş bulduk. Ben tamamen seyirci olarak katılmayı hedeflemiştim fakat soruyu duyunca hemen böyle bir anda 9. noter gibi yazdım ve ilk olacağımı hiç düşünmemiştim. İlk olmadın, ikinci oldun. Çünkü Gül Hanım birinciydi, sen ikinciydin. Kübra Hanım uyardı. Sevgili değerli izleyicilerimiz, dostlarımız, şu anda benim Yossi'nin yüzünü görmem ve yarışı yönetebilmem için izninizle yorumları kapatıyoruz. Ama nereye kadar? 4. turun sonuna kadar. Çünkü 4. turun sonunda kim elenirse final yarışına geçmeden önce bir yarışmacı daha alacağım. Lütfen bizden ayrılmayın. Ona biraz evvel olduğu gibi soruya doğru yanıt veren ilk kişiye bir ödülüm var. Anlaştık mı? Yorumları kapatıyoruz. Şimdi yarışmaya başlıyoruz. Yossi'cim tabii ki seni de tanıtmak gerekiyor. İstanbul'dan katılıyorsunuz. Tiyatro oyuncususunuz. Kaç yıllık efendim? Efendim dolu dolu 28 yıllık ama ya son 1,5 senedir veteran bir hayatım var. Erken emekli edilmiş gibi. Hani evet, böyle ya, evet, sahneler kapalı. İşimizi yapamıyoruz falan. Virüs var ya, çok ilginç bir virüs. Değerli dostlar biliyorsunuz. Çok sanatsever bir virüs. Sanatsever olduğu için belli yerlerde mutlak bulaşıyor. Yani yan yana değil birer aralı mesafeyle otursalar, arkada bir boşluk bıraksalar bile ne yazık ki konserlerde, tiyatrolarda çok daha hızlı bulaşma özelliği var. Çok kültür sanat sever bir virüs, sağ olsun. Ne yazık ki. Evet, tabii devletin hazırlıksız yakalandığı bir ortamda kimseye destek olamadığında başta müzisyen kardeşlerimiz olmak üzere çok acılar yaşayanlar var. Bunu en iyi bilenlerden birisin. Gösteriler, sunumlar, her evet. Şey kapandığı bir ortamda ne yazık ki, değil mi Yossi'cim? Ama ya, bir an önce artık normale dönsek de artık hani hakikaten herkes işinde gücünde olsa ve biz de tekrar sahneye çıksak. Yani ben tam böyle 50 yaş... Şey geliyor Yossi. Bulutsuzluk Özlemi'nin şahane bir şarkısı var. Biri anlatsın bana nedir bu normal? Ben miyim anormal? Aynen öyle. O şahane, Nejat'ın şahane sesinden bu parçayı dinlemek isterdim. Vallahi şimdi tam... Vallahi iyi olurdu arada ya. Arada sonda kapanırken belki...
Kübra'nın bulursa onu çalarız. Belli olmaz. Evet efendim. Hazır mısınız sevgili dostlar? Bir çok acırım. Kuralımız çok basit. Bir önce konu başlığı söylüyorum. Sonra harf geliyor. 10 saniyelik süre içerisinde önce Yusi Bey başlıyor. Türetebildiği kadar sözcük üretecek. Sonra size döneceğim. Siz de zaten izlemiş olacaksınız. Onun üzerine 2'den az olmamak koşuluyla ekleme yapacaksınız. Verilen süre içerisinde siz daha fazla yanıt verir ve eklemeyi tamamlarsanız puan sizin. Yoksa Yusi Bey'in söz ettiğiniz ve söylediğiniz kadarını yanıtlayamazsanız puan Yusi Bey'in olacak. Anlaştık mı? Çok heyecanlıyım Metin. Bu sefer Gül Hanım'dan başlayacağım. Gül Hanım'a ilk defa söz vereceğim. Bu sefer Yusi Bey'den üstüne tamamlamasını isteyeceğim. Yani çok affedersiniz, üstüne mi yatacaksınız yoksa üzerine mi çıkacaksınız? Yani yanlış anlamayın ama bunu öğrenmem gerekiyor. Evet, evet. Hayırlısı. Hayırlısı diyoruz. Hemen hazırsanız ben Kübra Hanım'dan ilk konu başlığı ve harfi alacağım. Bir saniye önce alayım lütfen onları. Evet. Bir de harfi rica edeyim. Teşekkür ediyorum. Tabii artık kısıtlı imkanlarda öyle pasaparola kızları gibi. Bu ne alakası yok. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi Yosif'im konu başlığımız hediyeler. Anneler birlikte hediyeler. Tabii ki önemli. Harfimiz ise Ç. Bana Ç harfinden 10 saniye içerisinde ığlamadan tıklamadan saymaya başlıyorsun. Çiçek. Süremiz başlıyor. Başladı. Çiçek. Çiçek. Çanak. Çömlek. Güzel. Peki. Hadi son 10 saniye süre doldu. 10 saniyemiz doldu. Çiçek, çanak, çömlek. Tebrik ediyorum. Ya Metin'cim biliyorsun ben senin yarışmalarına katıldığım zaman böyle çok heyecanlanıyorum ve unutmuşum senin karşında Yosin, ne kadar heyecanlandığımı. Yosin, çanak çömlek patladı Yosin'cim. Çanak çömlek patladı. Çok üzgünüm. Bu arada bağlantında sorun var ama sorun olmayacağını düşünmek istiyorum. Evet. Yok şu anda hani bir sıkıntı şimdi, yok bilmiyorum. Gül Hanım, sizdeyiz. Konu başlığımız yine gördüğünüz gibi hediyeler ve harfimiz de Ç. Şimdi Yusi Bey 3'te kaldı. Siz 2'den az olmamak üzere kaç tane 10 saniye içerisinde hediyelik söyleyebilirsiniz? Annenize alacağınız, alınabilen her şey olabilir. Çiçek, çanak, çömlek. Efendim? 3. 3 tane de sizden. Hazırsanız 10 saniyelik süremiz başlıyor ve ben sizden yanıt alıyorum. Çanta, çorap. Bir tane daha. Haydi. Pardon, aklımda gitti. Çok heyecanlıyım. Hazırlamıştım ben ya. Ben yemin ediyorum kesin kaybettim derken Hampa'dan puan kazandım şu anda. Evet ben hazırladım 3 tane. Hayır 3 tane Yusi Bey'in yanıtı vardı. Siz 3 yapacağım dediniz. 2'de kaldınız. Ekstra 3 hazırlamıştım ben. Yusi Bey 5-0 öne geçiyor. Yusi Bey ya, özür diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Geçiyor. Özür diliyorum. 3 tane söyleyeceğim dediniz. 2 tane de kaldınız. Ama siz 3 dediğiniz için Yusi Bey 6-0 öne geçiyor. Yusi Bey, çakmak diyecektim ben. Ben hazırlamıştım cevabımı. Ya, bir saniye yanıt kağıdını rica edeyim. Ben size oradan neler vardı bir hatırlatayım. Yarışmanın içerisindesiniz. Neleri unuttunuz? Bakın bizim saptayabildiklerimiz arasında çiçek, çikolata, çamaşır, çaydanlık, çamaşır makinesi. Ondan sonra burun geliyor diye çocuk müjdesi. Çanta. Çekmece, çanak, anten alınır anaya niye alınması? Çömlek. Sevgili Yosi'den gelmişti. Benim çünkü anamın en çok sevdiği şey çömlek. Çalarsa yani yarın ben çok güzel bu arada almayacağım. Anneler günü almayacağım. Kime gidecek? Ya çay bardağı takımı da olabilirdi aklınıza. Evet geldi. Ya. Yani çok olun. Varmış esasında. Burada biz bizeyiz yarışıyoruz. Sadece sizi şu anda milyonlar olmasa bile 10.000'ler izliyorlar yani. O yüzden rahat olun. Şimdi anlaştık mı? Bu oyun böyle. Ve ben ikinci turda bu kez Gül Hanım'dan başlayacağım. Yusi dikkatle dinleyecek bu kez. Yine geldi evet. Başlığımız. Sinemayla aranız nasıl hanımefendiciğim? Fena değil. İzlerim bol bol. Ama Kemal Sunal'ı çok severek izlersiniz eminim. Evet. Evet. Kemal Sunal'dan, filmlerinden, K harfinden
Hatırladıklarınız var mı? K harfinden. Hadi bakalım. Ben süreyi başlatmadım. Bir düşündünüz şöyle. O da veteriner ayrıcalığı. Hazır mısınız? 10 saniyelik süreniz başlıyor. K harfinden. Aklıma K'siz bütün filmleri geliyor. Salako falan geliyor içinde K olduğu böyle, için. Böyle bir takım yerler. Orhan Kemal desen mesela aklınıza bir şey gelecek mi? Onun bir kitabından süre sona erdi. Sizden yanıt alamadım. Şimdi evet. Yosicim, ikiden az olmamak üzere ığlamadan, tıklamadan, durmadan bana sana gelecek puanları arttırmak için kaç tane söyleyebilirsin? Ya bir şey söyleyeceğim. Biraz garantici olmak istiyorum galiba. İki tanesi kesin aklımda var. Nasıl olsa? Ya ben hanımefendiden çok özür diliyorum. Biraz galiba pis yarışıyorum ben. Estağfurullah. Artık bir şey rica edeceğim. Gülhan'ı normale döndüğümüzde oyuna ister annesiyle babasıyla ister eşiyle davet edeceğiz. Davetlimdir. Kesinlikle. Oyuna, şimdi en son neydi? Benimle evlenir misin? Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Seninle evlenir miyim? Pardon. Şebnem Özünal'la beraber oynadığımız bir kişilik bir oyun. Zikriyle zikri Allah muhafaza. Nasıl bir o zaman üstüne mi yatacaksınız yoksa üzerine mi çıkacaksınız diye sormuyorum. Zaten çıkacaksınız. Mecbursunuz. Evet. Ve işte geliyor. Süre başladı sevgili Yosi. Kibar Feyzo ve Keriz. Keriz çok güzel. Ben ipucu vermiştim. Süre sona ermeden 2 doğru geldi. Evet. 2 puan ekleniyor. 8'e 0 oluyor. İkinci turun sonunda. çünkü kapıcılar kralı vardı. Özellikle K harfinden. Ah ya. Diğerlerini söylemeyeyim. Zaten hatırlıyoruz. Üzülüyoruz. Buradan da çok üzülürüm. Kendisini rahmetle hatırlıyoruz Kemal Sunal'ı. Fakat bugün asıl onun biliyorsunuz en önemli eseri rol aldığı Hababam Sınıfı. Bugün Hababam Sınıfı'nın yazarının yani Rıfat Ilgaz'ın 110. doğum günü. Ona da saygılarımızı gönderiyoruz. Gerçekten herhalde hiç okunmadan bir ülkede eseriyle tanınan, hani çok az okunsa bile eseriyle tanınan bu kadar önemli bir yazar daha yoktur diye düşünüyorum. Tabii baskının olduğu o 1940'lı 50'li yıllarda Marco Paşa dergisi çıkarılıyor. Çok iyi biliyorsunuz. Marco Paşa kapatılınca Merhum Paşa, Mahdum Paşa diye devam ediyor. Baskı devam ettikçe en son adı derginin Malum Paşa oluyor. Ona rağmen işte bu da tarihimizden hani hep unutmamamız gereken tarihimizden biri ipucu. Evet, üçüncü oyuna Yosi ile başlıyorum. 8-0 öndesin Yosi'cim. Konu başlığımız kızgın Türk anne klişeleri. Kızgın Türk anne klişeleri. Yani sen de çok iyi bilirsin. Mama adı nedir efendim annenizin? Dora. Dora Hanım. Dora Hanım'ın çok iyi bildiği, senin ise unutmaman gereken bir şeyler soracağım şimdi. Hazırsan harf geliyor önce. T. T harfinden annenizin yaptığı, söylediği bir takım klişeler. Yani her şey olabilir bunun içerisinde. Geniş düşün. Tamam mı kardeşim? Hazır mısın? Süreyi başlatalım mı? Başlatalım ama benim aklıma bir şey gelmiyor. Dur bakayım. Ya ben kopya vermemeye çalışıyorum. Hani artık biliyorsundur. Süre başladı. Şey oluyor mu? Ta Allah seni kahretmesin. Doğru. Tokat. Süre sona erdi. Evet. Gül Hanım. Gül Hanımcığım. Sizin anneniz. Siz de anne misiniz bu arada? Ben anneyim ve kızgın bir anneyim. Oba. Ya benim harika. Zaten şansım yokmuş. Harika. Estağfurullah. Kaç tane bize taahhüt ediyorsunuz? Kaç sözcük üretelim ben buradan diyorsunuz? Zaten İki diyelim. İki diyelim. Artık korkuyorum. Çok bedavacısınız. Bir anne olarak. Anneniz de yaşıyordur umarım. Evet evet yaşıyor. Sana da sağlıklar diliyorum. Peki. Amin, teşekkürler. Şimdi bir anne olarak, annesi olan biri olarak artık bunu çok iyi biliyorsunuzdur. T harfinden neler olabilir? Tüy Allah seni kahretmesin dedi. Yosi kabul ettik doğru. Onun gibi evet.
Ama Tuğla başlamasın artık. Yok. Buyurun. Terlik geliyor, tokat geliyor, takla atsan affetmem seni. Şahane. TL başka aklıma gelmiyor. Çok güzel. Allah canım hastalığa kurtulsun. Söylerken 3 tane doğru. Yasemin tüm Allah kahretmesini de ekliyoruz. 4 doğruyla durum 8'e 4 oluyor. Vallahi. Bu araka, çok iyi. Kübra'cığım şeyi rica edebilir miyim lütfen? Ben arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Nelerle karşılaştıklarını, anneler replikleri. Şimdi aklıma geldi. Tava geliyor. Tava geliyor tabii. Tava da geliyor. Evet. Bakın ben size ileteyim. Yine hemen göstereceğim. Evet. Terlik fırlatma, ders çalışmadığında tehdit etmek, test çözdürmek, babana söylerim, temizlik yaptırmak, telefonuna el koymak, telefon izletmemek, evet. Tablet bilgisayara el koymak, trip atmak, yani söylenmek gibi anlayınca. Evet ben de söylenmek gibi anlayınca esasla. Evet öyle şey yaptım hani neler söylerim. Aksiyon düşünmek dedi. Lazımmış. Evet. Taş olursun. Bunlar taş olursun. Kabulümdü. Ya biz oturduk çalıştık. Ya biz Metin'cim biz biraz zayıfız yarışmacılar galiba. Evet. Tembel yarışmacılar. Ama hep öyle derler ya oranın heyecanı çok yüksek. Oranın heyecanı çok yüksek. Şimdi durum 8'e 4. Yossi senle başlıyorum. Avantaj sende. Peki. Gül Hanım'la başlıyorum. Özür dilerim. Gül Hanım'la ha, ben de, yani. Ama 8'e 4 avantaj Yossi'de. O yüzden bu oyunu sizin çok dikkatli oynamanız lazım diyorum. Yemekler. İyi bir aşçısınızdır efendim aynı zamanda. Fena değilim de. Peki. Gül Hanımcığım. Bu sefer yemekleri M harfinden istiyorum. Tamam. Süreyi de başlattım. Musakka, muhallebi, mazı, dolması, makarna, buzlu puding. Bu sonuncusu neydi? Mut diye çıktı onu merak ettim. Muzlu puding dedim. Muzlu puding. Benim Yosicim sen de duymadın. Muzlu puding. Tamam. Okey yok tamam. Tamam yok. Söz veriyorum pisleşmeyeceğim. Şimdi bak. Durum 8'e 4'tü. 4 doğru geldi hanımefendiden. Şimdi 8'e 4 öndesin. Finale gitmek için bana 2'den az olmamak üzere ığlamadan tıklamadan kaç tane M harfinden yemek sayacaksın? Üç tane sayabilirim. Üç tane sayıyorum diyorsun. Peki. Kimin finale gideceğini belirlediğimiz an. Çok önemli bir an. Hazır mısınız? Yosef'cim süre başladı. Mantı. Musakkayı söylediler. Makaroni. Makarna dedim. Ya şimdi. Menemen vardı menemen. Menemen vardı. Gel ya aklımdaydı ya. Makaroni nedir Allah aşkına? Abi biz evde makarna demiyoruz. Makaroni diyoruz. tabii ki. Kendi güzel ülkenin şahane renklerini oluşturan Museli vatandaşlarımızın arasında da zaten İtalya'dan gelenler var, İspanya'dan gelenler var. O yalanın arkasına sığınacağım da seni kesmedi. Yok yok zaten üçlü yemedim zaten. Yani bu saatten sonra ben ne desem kurtarmaz. Bak sayamadığın 3 tane, hanımefendinin saydığı 4 tane. Toplam 7. Ekleyince üstüne etti 11. 11'e 8. Yosicim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Boş göndermiyorum. Kesinlikle eli boş göndermiyorum. Şimdi diyeceksin ki Metin Hoca ya bu kadar yarıştım bu mu? Ama benim giden yarışmacılara armağanım son kitabım Tanrı Vermiş Pırasa Hiç Yenir Mi Yarasa. Bunu imzalıyorum. İlk buluşmamızda veriyorum. Gözlerinden öpüyorum. Canım öpüyorum. Kardeşim. İyi yarışmalar. Kolay gelsin. Tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Hakikaten artık özgür sahnelerde rahat rahat gösteri yapacağımız günler. İnşallah. Artık hayatımızda olur. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Bak yine insanlar inanmayacaklar ama geldi yenildi gidiyor efendim. Vallahi.
Polemik olmasın ya vallahi. Ben yani gerçekten hani ilk yazabileceğimi hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Şimdi Yosibe'yi gönderiyoruz ve yorumları açıyoruz. Niye yorumları açıyoruz? Sizi de bekletiyoruz Gül Hanım. Çünkü arada bir hani bu oyundan insanlar kopmasınlar diye bir şeyimiz var. Bir türüğümüz var. Şimdi yorumları açtık. Bir soru soracağım. Siz hariç şu anda bizi izleyen herkes bu soruyu yanıtlayabilir. İlk doğru yanıt verene de armağanım olacak. Anlaştık mı? Soruyu alayım lütfen. Evet. İşte sorumuz geliyor. Bu soruya doğru yanıt veren kişiyi alacağım. Onunla tanışacağız. Ödülünü verip yollayacağız. Sonra Gül Hanım'la final yarışımızı yapacağız. Hazır mısınız? İşte soru geliyor. Aslı sizin en kolay bileceğiniz soru hanımefendi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın sembolü olan hayvan acaba hangisidir? Böyle W'ya başlayan 3 harfli bir çok önemli organizasyon. Evet. Olay başladı. Hadi bakalım geliyor mu? Hayır, henüz daha yanıt gelmedi. Evet, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın sembolü olan hayvanı öğrenmek istiyorum. Evet, geldi yanıt. Kimden geldi efendim? Merve'nin biri. Merve'nin biri hanımı. Hemen bağlamak istiyorum. Tanışmak istiyorum Merve'nin biri hanımefendiyle. Merve'nin biri hanım. Hazır mısınız efendim? Merve'nin biri. Merve'nin... Yok musunuz? Merve'nin biri yok mu efendim? Hemen bekliyoruz yine. Merve'nin biri. Bize katılmak istemez misiniz? O zaman Merve'nin biri katılmadı. Lütfen bize iletişim bilgilerinizi gönderin. Biro biro. Evet geldi galiba. Merve'nin biri mi? Değil. Merve'nin biri değil. Ama ondan sonra gelenleri ne yazık ki alamayacağım. Çünkü birinciye bir ödülümüz vardı. Merve'nin biri olan arkadaşımız bizi Biro Biro oyun hesabından arıyor ve kendisiyle bağlantıya geçip armağanını veriyoruz. O zaman biz final yarışına geçiyoruz. Gül Hanımcığım. Buyurun. Yok geçti. Geçti, harikasınız. Şimdi geçti. Ben tabii pasaport olayı da kurumsal olarak yapmaya devam ediyorum. Küçük hayvan veterinerleri ve büyük hayvan veterinerleri ayrı grup. Siz küçük hayvan veterineri misiniz? Küçük, evet. Çünkü çok önemli. Kedicikler, kuşlar, sincaplar, her şeye siz bakıyorsunuz. Aynen. Evet. Ama büyük başta tabii çok tarım geniş. Açısından çok önemli. Ülkemizde hayvancılık açısından çok önemli. Her neyse onlarla yarışırken memelya sınıfıyla ilgili bir soru sormuştum. Ve bilememişlerdi. Çok ilginç bir soruydu ama. Ya yani heyecandan oluyor öyle şeyler. Evet, normal. Evet. İnsan aklına gelmiyor. Ama size soracağım o soruyu. Şimdi yerine çünkü belki de burada geçen sorulardan biriyle ilgili bile olabilir. Şimdi 5 tane sorum var efendim. Yorumlarımızı yine kapatıyoruz. Sizinle yarışırken sorun olmasın diye. Şimdi 1 dakika 30 saniye süreniz var. Anlaştık mı? 5 tane de soru var elimde. Bilmediğim bir soru olursa, sizin bilmediğiniz bir soru olursa paslayın. Ben bir sonraki soruyu okuyayım. 1 dakika 30 saniye boyunca bu 5 soruyu doğru yanıtlarsanız anneler günü için çok güzel bir armağanımız var. Atelier Rebul'den onun sahibi olacaksınız. Büyük bir paket geliyor. Evet. Şimdi size son 10 saniyeyi de ayrıca ben hatırlatacağım. Rahat olunuz. Şimdi anne ile ilgili bir soruyla başlıyoruz. Yanlış yapmamaya çalışın. Lütfen bilmediğiniz bir soruysa pas demenizi rica edeceğim. Hazırsanız tamam. Başlıyorum. Padişahın annelerine verilen ünvan nedir efendim? Valide Sultan. Doğru yanıt. Memedelerde anne ile cenin arasında besin, gaz ve kan alışverişini sağlayan organın adı nedir? Plazenta. Doğru yanıt. Anneliğin ve doğurganlığın sembolü durumunda olan Ruslara has oyuncağın adı nedir? Matruşka. Bravo. Bir kişinin annesinin erkek kardeşinin annesi... O kişinin neyi olur? Pas. Katırın annesi hangi hayvandır? Katırın annesi attır. Bravo. Son soru. Bir kişinin annesinin, erkek kardeşinin annesi. O kişinin neyi olur? Annemin. Daha çok süremiz var. Anneanne. Anneannesi. Anneannesi. Doğru yanıt. 43. saniyede doğru yanıtladınız. Ya, Gül Hanımcığım.
Çok mutlu oldum. Tanıştığım için çok ben mutlu de. Oldum. Çok güzel yaşadığım ben için. 43 saniyede hepsini bildiniz. Bu sefer hem anne sorularıydı hem de biyoloji ağırlıklı sorulardı. Evet, evet. Size de geldi. Çok mutlu oldum. Önce göstermek istiyorum. Atelier Rebul bugün bize anneler günü için içerisinde ister siz kullanabilirsiniz, ister anneciğinize armağan edersiniz. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çalışan bir kadın, bir anne olarak size başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sizinle sağ tanışmak olun. Çok güzeldi. En sevdiğim meslek grubu olarak, larından biri olarak bir veterinerle daha buradan dostluk kurmanın keyfini yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben de sizle tanıştığım için çok memnunum. Pasaparalı'yı da çok seviyordum gerçekten. Sizi de çok seviyorum. Sağ olun. Çok memnun oldum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bir anı da uğurlayalım lütfen. Evet, yine parmağı giriyor devreye Kübra'nın ve yolluyoruz. Şimdi geliyoruz. Açalım şimdi, yorumları açalım. Açalım şu yorumları. Evet, bir kez daha oynamaya var mısınız? Oyunda anlaşılmayan bir yer var mı? Kimin parmağı hızlıysa, kim çabuk davranıyorsa onunla yarışıyoruz ve yola devam ediyoruz. Efendim, şimdi bir soru daha sorayım ben. Yine ilk doğru yanıtı veren iki kişiyle burada yarışma hakkı kazanalım. Bir tur daha benimle oynamaya var mısınız? Biro, Biro. Türkiye'nin ilk ve tek Instagram genel kültür ve bilgi yarışması. İkinci turuyla Anneler Günü özelde devam ediyor. Varsanız siz, ben de varım diyorum. Bu arada Metin Hoca'nın tabii belden altı da var ama güvenmiyorsunuz. O konuda yapabilecek bir şeyimiz yok. Tekniğimizi daha da geliştireceğiz. Bu aslında benim acelemden oldu. Niye? Çünkü ben bu pandemi sürecinde sizlerle birlikte olmak istedim. Yoksa Serafin ve değerli arkadaşlarım bana stüdyolar hazırlıyorlardı. Neler neler hazırlıyorlardı ama vakit olmadı. Böyle karşınıza geldik. Nereden yayın yapıyordunuz derseniz benim çalışma odamdan yayın yapıyoruz. Evet, şimdi yine çok kolay bir sorumuz var. O soruyu yönelteceğim. İlk doğru yanıt veren iki kişiyi alacağım. Yine hanımefendilerin şansının yüksek olduğu leziz bir soru gelsin karşınıza. Evet, kibrit çöpü olarak da adlandırılan besinleri ince uzun şekildeki doğranma tekniğinin adını öğrenmek istiyorum efendim. Bu eleme sorusudur. İlk doğru yanıt veren iki kişi bizimle yarışacak. Hadi bakalım. Hızlı parmaklar devreye giriyorlar. Hala gelmedi. Kimse böyle doğramıyor mu acaba? Evet, nasıl doğrarsınız ince ince, uzun uzun, ona bir şey derler. Mesela patates için çok kullanılır. Çok güzel değil. Ne? Evet, bir yanıt geldi. İşte geldi. Sonu 9'lu olan. Evet. Bir yanıt. İkinci hemen onun altında da var. Evet. İki isim. Seyda Sey ve Eylem B. Seyda Sey ve Eylem B ile yarışacağız. İki hanımefendi geldiler. Seyda Sey Hanım. Bu kısaltmalar da beni öldürecek. Seyda Sey. Seyda Sey. Seyda Sey. Y'yi de koyalım. Değil. Y'yi koyun lütfen. Seyda Sey. Yok mu Seyda Sey? Şeyda olamayacağına göre. Seyda Şen olabilir mi? Peki. Biri o. Diğeri de Eylem. Eylem. Tabii ben izlemiyor olabilirim bu isimleri. Benim hesabımdan Eylem. Hangisi acaba? Bulamıyor musunuz? Biz yine o zaman Necef'le şu Necef'le maçlapayı verir misiniz bana? Siz ararken orada ben Necef'le maçlapayı göstereyim. Efendim Necef'le, ben niye Necef'le maçlapayı gösteriyorum? Çünkü TRT yıllarında yanlış olduğu zaman veya bir yayında bir hata olduğu zaman direkt Necef'le maçlapa yayına girerdi. Bu da bizim Necef'le maçlapamız olsun. Özellikle göstermek istiyorum. Teknik arızalar. Bunlar tabii ki çözülecekler. Seyda Eylem B. Hanım'ı bir türlü bulamadık. Seyda C'de, Eylem B'de. İkisini de mi bulamadık? O zaman onlar aşağıdan çağrı göndersinler bize lütfen. Tekrar hesaba dönelim. Tekrar benim oradan bulamıyorsunuz. Oradan bulamadık. Peki. Aşağıdan lütfen bu iki hanımefendi, Seyda Sey ve Eylem B. Ben hazır gösterirken.
bununla ilgili de anlatacak öyküm var aslında. Her şey konusunda anlatabileceğim gibi. Şimdi efendim bir dönem teknik arızalar fazla olduğu için şey kullanıyorlar. Balık için bir küçük akvaryum almış TRT'de ve orada balıkların bir yayın hatası olduğunda şak diye kamera oraya dönüyor. Balıkları çekmeye başlıyor. Fakat bir neye, kime görev verdilerse balıklara yem verme ve balıkların yaşaması konusunda ne yazık ki gerekli özen gösterilmemiş. Ve yine bir bozulma anında balıklara dönmek üzereyken stüdyo şefi bir bakıyor ki bütün balıklar açlıktan ve suyu değiştirmediği için sırt üstü yüzüyorlar. Yapacak hiçbir şey yok ve hemen devreye yaratıcı fikir giriyor. Kamera dönmeden eli sokup karıştırırken tam o sırada yakalanıyorlar ve Türkiye'de televizyonculuk tarihine balıkları yüzdürmek için eliyle destek atmaya çalışan, ölmüş balıkları yüzdürmeye çalışan stüdyo şefi giriyor. Şimdi de Kübra'nın parmağı devrede ama biz yine bulamıyoruz. O zaman bir soru daha soracağım zorunlu olarak. Çünkü iki yarışmacımıza da ulaşamadık. Özür diliyoruz kendilerinden. Ve ben başka bir soru yöneltiyorum. Bu soruyu doğru yanıtlayana da iki yarışmacıyı da alacağım. Özen göstermenizi rica edeceğim. Bu iki ismi siliyoruz. Ne yazık ki onlara ulaşamadık. Sorumuz şöyle. Hadi bakalım bunu kolay bileceksiniz. Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat'in canlandırdığı Bihter'in annesi rolündeki karakterin adı nedir efendim? Bunu çok ünlü sanatçımız muhteşem hanımefendi Nebahat Çehre Hanım canlandırmıştı. Bu isim neydi? Hadi bakalım onu almaya çalışıyorum. Gelecek mi? Siz görebiliyor musunuz Kübra Hanım? Henüz gelmedi. Evet, bir yanıt geldi gördüğünüz gibi. İsmini söylemeyelim. Altındaki de her ikisini de kabul ediyoruz. Uykusuz. Uykusuz. Evet. Bu iki isimle bağlantı kurmaya çalışalım. Bende soru çok. Eleme sorusu çok da yarışacak kişiler nerede? Evet. Girişte ne güzel şey çalıyorduk. Yine aslında Mozart'ın Türk Marşı'ndan devam edebilirim. Her neyse işte Mozart'ın Türk Marşı 1783 yani 1683'teki Viyana'nın kapısına dayanmamızdan tam 100 yıl sonra devrede ve hepimizin hayatını etkileyen en önemli müziklerden birisi. Benim de en sevdiğim parça. O yüzden bu programda tanıtım müziği oldu. Evet, bu arada ilk yarışmacımızı aldık galiba. Olabildik mi efendim? Hoş geldiniz. Merhabalar. Hangisisiniz efendim? Uykusuz mu? Jül Borali. Jül Borali'siniz. Tamam. Jülide Hanım. Jülide Hanım. Jülide evet. Hanım'ı alalım önce. Hemen bir de uykusuz olan. Onu da aldınız mı? İkinci yarışmacımız. Tamam. O da burada. Jülide Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. En hızlı parmağı olan kişi olarak Firdevs Hanım'ı çok iyi dizi izleyicisi misinizdir? Ya aslında bu pandemi döneminde çalışma aralarında izlediğim kadarıyla Firdevs Hanım'ın özellikle sen aptal olma, sen Bihter'sin repliğini hiçbir zaman unutmuyorum. Anladım. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben havacılık sektöründeyim. Kalite müdürü olarak çalışıyorum. Çok önemli bir iş. Aslında evet. En zorda olan sektörlerden birisi evet. Oldu. Şu anda bizim hani buradan da yazışıyoruz, buradan da görüşüyoruz ama biliyorsunuz bir başka ofisten çalışma sistemi, Zoom diye bir sistem var. Kimse farkında değildi. Evet. Bir anda 2,5 ay içerisinde tamamı piyasa değeri 4 ya da 5 Amerikan Hava Yolu Şirketi'nin üstüne çıktı. Evet. Sistem olarak. Evet. Uykusuz Hanım kabul etmediğine göre hem kazanmış hem de kabul etmiyor. Peki. Bizim de yarışmak istedik. O zaman hükmen galip oluyorum. Bir saniye başka birini bulacağız size. Hemen geliyor efendim. Ben hükmen galip sayılmıyor muyum Metin Bey? Olmaz. Çok uyanıksınız. Çok uyanıksınız ama bir başka yarışmacımız geliyor. Tamam. Biraz evvel kendisine söz vermiştik. Onu alamamıştık. Onu alıyoruz şu anda. Yalnız ben bildiğim her şeyi unutmuş durumdayım şu an. Çok iyi. Yapmayın. Evet, ikinci yarışmacımızı da aldık. Yarım kaldı. Havacılık sektöründesiniz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve kalite tarafındayım dediniz değil mi? Evet. Kalite kontrol tarafındayım. Peki kaç yıldır yapıyorsunuz efendim? 17. Ya, emekliye de az kalmış. Anne misiniz bu arada? Evet, ikizlerim var. Borali de Bora ve Ali'nin Jül Borali üçlü bir ekip olarak Instagram kullanıyoruz. Şahanesiniz. 3 kişi yarışacaksınız. Kaç yaşındalar? 10 yaşındalar.
Harika. O zaman şahane bir desteğiniz var. Bu arada herkes yanında sevdiğiyle yarışabilir. İkinci yarışmacımızın adı ne efendim? Eylem Hanım. Evet. Eylem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, biraz zor da olsa bağlandım, inat ettim. Evet, biraz evvelki elemeyi kazanan isimlerden birisi. Evet. Hangisi? Evet. Eylem Hanım, evet. Sonu Eylem Baydilli. Yani o yüzden o kadar zordu ki biz bulamadık sizin hesabınıza ulaşamadık. Bizde de hata oldu. Evet. Kusura bakmayın. Kabul etmeyen bir çalışmacı olunca onun yerine sizi almış oldum. Çok da mutlu oldum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de öyle. Ben özel eğitimde çalışıyorum. Öğretmensiniz. Öğretmen değilim. İdari yani şey evrak işlerini yapıyorum. İdarecisiniz. O da önemlidir. Öğrenci işlerinde yani çok önemlidir öğrenci işlerindeki hanımefendiler. Üniversite hayatı önce onlara danışmak, bir şeyler öğrenmek açısından çok önemliydi. Siz hangi kenttesiniz? İstanbul. Siz de İstanbul değil mi efendim? İstanbul. Evet. Jülde Hanım da İstanbul'da, Eylem Hanım da İstanbul'da. Çok güzel. Peki Eylem Hanım anne misiniz? Evet anneyim. Harika. İki anneyle yarışıyoruz. Anneler günü özelde. Çok mutlu oldum gerçekten. Oyunun kurallarını biliyorsunuz. Biraz evvel sevgili arkadaşım Yossi ile Gül Hanım değil mi? Ne kadar güzel yarıştılar veteriner hanım. İzlediniz mi? Evet. Evet. Tamam. Evet, harika. Evet. Oyunumuz çok kolay gördüğünüz gibi. Dört turda yani teknik hata olup da ben arada bu Necef Dımaş lafayı göstermeden yarışmaya devam edeceğiz. Hata yapmayacağız. 10 saniye süre içerisinde birinci yarışmacımız olan Jülde Hanım'la başlayacağım. 10 saniye içerisinde konu başlığı belli. O harften yanıt istiyorum. Sonra üstünde 2 taneden az olmamak üzere puanların size gelmesini sağlayacak için de 10 saniyede ığlamadan tıklamadan sizden yanıt isteyeceğim. Yanıtın durumuna göre söz verdiğiniz kadar sözcüğü tamamlayabilirseniz puan sizin oluyor. Yoksa rakibe gidiyor. Ama hak yenmiyor. Bir sonraki tura bu kez Eylem Hanım'la başlıyorum. Aynı avantaj bu sefer Jülide Hanım'ın oluyor. Anlaştık mı? Evet. Bir sorun yok değil mi? Eylem Hanım? Hayır yok. Hayır yok. O zaman Kübra Hanım rica edebilir miyim? Evet. Harfler geldi. Konu başlığı da geldi. Yine tabii anneler günü özel yapıyoruz yarın için. O yüzden yine annelerle ilgili bir şey soracağız. Çok heyecanlı. Evet. Jülide Hanım. Konumuz içinde anne geçen şarkılar. Harfiniz ise, yani bu harfle başlayacak şarkıları rica ediyorum sizden. A. Annem. Hazır mısınız? Bir saniye. Şurayı başlatayım. Rahat olun. Buradayız, biz bizeyiz, yarışıyoruz. Yani Instagram bu hataları kaldırır. Ben neler yapıyorum görüyorsunuz. Sabahtan beri gerekli gereksiz neler anlattım size. Evet, hazırsanız. A harfinden içinde anne geçen şarkılar için süreniz başlıyor Jülide Hanım. Daha dün annemizin yollarında koşarken. İkincisi Candan Erçetin'in Annem Annem şarkısı. Üçüncüsü Müren'in Annem şarkısı. Hepsi annemle başlayan 5 tane şarkı söyleyebilirim ama. 3 tane söylediniz. Tamam. Ama daha dün annemizin yani kollarında yaşarken A ile başlamıyordu. Onu kabul edemeyeceğim. 2 tane doğrunuz var. Annemizin kollarında başlarken diye söyledik. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Annemizin kollarında yaşarken daha dün olsaydı parça kabul edecektim. Ay şimdi unuttum şarkıyı. Evet. Jülide Hanım 2 tane. Anlaştık değil mi? Anlaştık peki. Şimdi Eylem Hanımcığım 10 saniye içerisinde 2'den az olmamak üzere ne ekleyeceksiniz içinde annem geçen biraz evvel söylenmiş 2 şarkının dışında? 2 tane. O zaman 2 tane. Hazırsanız sizin de süreniz başlıyor efendim. Buyurun. Bir ah annem, vah annem diye bir şarkı vardı. Peki. Hatırlayamıyorum şöyle. İkincisi de anam garip anam diye bir şarkı. Anam garip anam kabul ediyorum ikisini de. Var çünkü listemizde bu şarkılar. 4 puan ilk yarışımızın sonunda Eylem Hanım'ın oluyor. Tutluyorum. Gerçekten güzel yarışmaya başladınız. İnanılmaz heyecanlıyım. Katılıyorum herkese. Evet, şimdi Eylem Hanım'la başlayacağım. Bu kez avantaj Jülide Hanım'da. Jülide Hanım üstüne tamamlayacak. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Peki, Eylem Hanım, yemekle aranız nasıl? Çalışan bir anne olarak. Fena değil. Hayattayız en azından yiyerek. En iyi ne yaparsınız efendim?
Karnıyarık. Karnıyarık. Bu karnıyarık Evet. içerisine tabii ki bir takım lezzetlendiriciler de konulur. O zaman Evet. sorumuz baharatlar olsun. Tamam mı? Ama bu Tamam. baharatlar K harfinden gelsin. 10 saniyelik Tamam. süremiz hazırsanız Kırmızı başlayalım. biber, kim? Kırmızı biber. Kırmızı biber, kimyon, kuş üzümü, karabiber, kişniş. Süre sona erdi. Kişnişle 5 yanıt. Kişnişle Tamam. beraber 5 doğrumuz var. Şimdi 4'e 0 öndesiniz ama Jülide Hanım siz bu 5 doğruya Aha. ne eklersiniz? Kaç tane eklersiniz 2'den az olmamak koşuluyla? Efendim? Aha. Bir tane geliyor aklıma sadece. Yapmayın, en az 2 tane lazım. 10 saniye içerisinde. Hazırsanız süreyi başlatayım mı? Hadi anneler günü beklemesini de yaptık. Hazırsanız geliyor. Buyurun. Tamam. Kumkat diyeceğim. Bir. İkincisi kişnişi söyledi. Karabiber, kimyon, Süre kırmızı sona biber. erdi. Gitti. Süre Gitti. sona Yok erdi. daha Bakın yok. hatırlatayım. Alabilir miyim Kübra Hanımcığım? Şeyleri lütfen. Olsun. Elimizde olanları, karabiberler, kırmızı biberler hepsi vardı orada. Evet, bulamadınız mı? Değiştirdiğiniz için. Peki. O zaman burada sadece iki tane doğru yanıt vereceğim dediniz. Beş tane sayılmıştı. Yedi tanesini ekliyoruz ve tabii ki o yediyi Eylem Hanım'ın puanlarının üzerine ekliyoruz. İlk oyunda da ikilerle beraber. Evet. 7'ye 0 öne geçiyorsunuz efendim. 7'ye Çok 0 güzel oldu. Eylem Hanım öne geçiyor. İkinci oyunun sonunda. Şimdi üçüncü turdayız. Bu kez yine başlıyoruz. Kimle? Jülide Hanım'la başlıyoruz. Değil mi? Evet. Jülide Hanım sizinle başlayacağız. Avantajı yakalamanız dileğiyle durum 7'ye 0 ama kapanmayacak bir fark değil. Çok kolay. Çok kolay. Peki. Evdesiniz. Bir sürü şey yapıyorum dediniz. Bunların arasında dizi de izliyordunuz. Şarkıları da dinliyorsunuz. O zaman bana şarkılardan söyleyeceksiniz. Bu şarkıları yerli kadın şarkıcılar söyleyecek. Anlaştık mı? Tamam. Yerli kadın şarkıcılar söyleyecek ve S harfinden söyleyecekler. Yerli kadın şarkıcılar S harfinden kimler? Hadi bakalım. Oyunumuz. Yerli kadın şarkıcı. Buyurun. Sezen Aksu, Semiramis Pekkan, Sıla, başka Süre sona erdi. 3 doğru. Sıla'yı da kabul ettim. 3 doğru. Şimdi Eylem Hanım 7-0 öndesiniz. 3 doğru var burada. Ne yapacağız? Kaç tane ekleyeceğiz üzerine? İki. Çok çok temkinli gidiyorsunuz. Peki. Tane var aklına, baş hiç gelmiyor. Peki. Süreyi başlatayım mı efendim? Süreniz Başladım. başlasın. Buyurun. Seda Sayan, Evet. Sertab Harikasınız. Daha çok isim Erener. söyleyebilirdiniz. Var da İsim inanın harfinden çok gelmiyor var. aklıma. Evet. İki doğru geliyor. Sibel Can, doğru. Evet. Sibel Can da vardı değil mi? Daha neler neler. Ve üzerine eklenen M ile birlikte puanımız 12'ye yükseliyor. 5 doğruyla 12'ye 0 oldu durum. Ama şimdi öyle bir oyun ki dördüncü turdayız. Her şey değişebilir. Gerçekten. Çünkü şimdi Eylem Hanım'a gidiyoruz. Eylem Hanım söylüyor. Lütfen dikkatli olun Jülide Hanımcığım. Size armağan kazandırmak istiyorum. Gerçekten. Peki. Hadi bakalım. Şimdi çiçek isimleri. Çiçek isimleri çok kolay bir harften. G harfinden. G harfinden çiçek isimleri. Şöyle bir kafanızı toplayın ve hemen Yok. 10 saniye içerisinde bana saymaya G başlayın. Buyurun. Buyurun sürenizi başlatın. harfi. Buyurun sürenize bir Başlayayım saniye süreyi mı? başlatıyorum. Buyurun süreyi başlatın. Gül. Gül. Gül'den başka bir şey gelmiyor aklıma.
Buyurun. Gonca Gonca Gül yok. Gül. Gül. Yok, başka bir şey yok bende. Peki. Gonca geldi. Gül ve Gonca'yı kabul ediyoruz. Hı? İki söyle. Tane. Aa. Şimdi. Söyle, bakınız. Durum 12-0. Siz öyle bir şey yapmalısınız ki bana 10 saniye içerisinde 10 tane G harfinden sayın, beraberliği yakalayın ki iş daha da heyecanlansın. Ne dersiniz? Hı? Jülide Hanımcığım. Hadi uçurun bizi. Hava yolunuzla. Uçalım. Tamam. Mümkün. Yani çok mümkün değil. 3 tane geliyor aklıma Metin Bey. Bak sizin için 5 saniye daha veriyorum. Şöyle bir toparlayın. Tamam mı? Yakalayın hanımefendiyi diye. Hazır mısınız? Artık süremiz başlasın. Buyurun. Gül Ayar var. Gece sefası olduğunu iddia ediyor çocuklarım. Doğru, doğru. Gelincik var. Doğru. 3, 2 daha, 5. Yok. Evet. Güne bakan dediler ama artık çok geç kaldım. 5'e 12. Ne yazık ki puanlar. sayacağınızı ben sormayı unuttuğum için zaten. Burada size veriyorum ama Eylem Hanımcığım. Kazanan Eylem Hanım oluyor. Evet. Ama teşekkür ederim. Tebrik ederim. Kaleden çıkıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Çok güzel yarışmaydı. Kaleden çıktım ama geride kalan yarışmacımız olarak size benim son kitabım Tanrı vermiş burası hiç yenimi yarasayı armağan etmek istiyorum. Evdesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Boşta kalan zamanda okuyunuz lütfen. Bu arada anneler gününüzü kutluyorum. Çok yarın için. Ederim. Çok sağ olun. Çocuklarınızla, çok sağ olun. Eşinizle, tüm sevdiklerinizle sağlıklı, güzel günler diliyorum. Çok pandemiden uzak günler diliyorum. Kitap çok size yine Biro Biro yarışma adresine başvurduğunuzda imzalı olarak iletilecek efendim. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok sağ olun. Hemen gönderiyoruz Jülide Hanım'ı. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Jülide Hanım. İyi akşamlar. Şimdi, evet. Ben bir soru daha rica edeceğim. Herkesi yarışmaya tabii davet etmek için buradan bir soru yönelteceğim. Evet, var zaten burada bir sorumuz. Şimdi yine açtık mı şeyleri? Açalım. Bizi izleyen tüm sevgili dostlarımız için yorumları açtık. Yine bir ilk soru, tek soru yönelteceğim. Bu soruyu ilk doğru yanıtlayanı biraz evvel alamadık ama yanımıza alacağız. Yine ona da bir armağanımız var. Sorumuz şöyle efendim. Bir dönem Galler Prensesi olan Lady Diana'nın hayatını kaybettiği 1997 yılındaki trafik kazası acaba hangi şehirde gerçekleşmişti? Onu soruyoruz ve tabii ki yanıtları almaya başlıyoruz. Yanıtlar geliyor. İlk doğru yanıtı verene de bir armağanımız olacak. Hemen bakıyoruz. Sizi de bekletiyoruz hanımefendiciğim. Evet. Geldi yanıt. Hiçko. Hiçko'yu alabiliyor muyuz acaba? Hiçko Bey ya da hanımefendiyi. Hiçko Bey ya da hanımefendiyi alabilir miyiz lütfen? Hiçko. Evet. Alalım lütfen. Yine en hızlı parmaklardan birisi. Merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş buldum. Neyin hesapması efendim Yiğitko? Yiğit Ulutaş ya adımım. Yiğit? Yiko. Herkes Yiko der bana o yüzden. O herkes da size Yiko der. Her zaman böyle hızlı mısınızdır Yiko Bey? Hayır, değilim kesinlikle. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Tasarımcıyım, kendi işimle yapıyorum. Şahane. Ürün tasarımı. Ürün tasarımı. Evet. Harikasınız. Ben en hızlı olduğunuz için, bu soruyu da bildiğiniz için arada böyle tabii izleyen tüm dostlarımız yani beraber yarıştığımız dostlarımızın da hediye kazanmasını istediğim için kitap imzalıyorum. Yiğit, ne demiştiniz? Yiğit Ulutaş. Yiğit Ulutaş. Sevgili hızlı şampiyonumuz Yiğit Ulutaş'a şu an imzalıyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet. Şöyle dedim. Sevgili hızlı şampiyonumuz Yiğit Ulutaş'a fotoğraf alıyorum ama. Evet. Yine bizim adresimize başvuruyorsunuz efendim ve hemen size kitabımızı, imzalı kitabımızı iletiyorlar. Bu da hani ben birincide soruyu bilemedim
arada kaldım diyen dostlarımız için. Yiğit Bey çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bizimle yarıştığınız çok için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, çok sağ olun. Dilerim. Görüşürüz. Sağ olun. Evet. Döndük tekrar Eylem Hanım'a. Eylem Hanım. Merhaba. Özel'de yine sıra geldi bir final yarışına. Final yarışında elimde 5 tane soru var. 1,5 dakika süreniz var. Ve benim sorduğum sorulara bilmedikleriniz varsa lütfen paslayın. Ona göre birlikte yarışa devam edelim. Olur mu? Yanlış yapmamaya çalışın. 5 sorunun 5'ine de doğru yanıt vermenizi rica ediyorum. Kolay sorular zaten. Yardım alabilirsiniz. Evde çocuklar kaç yaşında? Var. Küçük kızım yanında şu anda. Harika. 17 yaşında. Yanımda. Merhaba. 3 kişiyiz şu anda evde. Şahanesiniz. O zaman bileceksiniz diye düşünüyorum. Çok kolay sorular zaten. 1,5 dakikalık süreniz var. Dediğim gibi yanlış yapmamak için bilmediğiniz bir soruysa lütfen onu pas geçin. Ben size yine aynı soruyu yönelteceğim. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Hazırsanız süreniz başlıyor. Ben de yarışa başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masal tekerlemesinde devenin mesleği neydi efendim? Tellal. Bravo. Atatürk'ün annesi Cübeyde Hanım'ın mezarı hangi ilimizdedir acaba? Pas. Hemen. Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer nokta noktaya. Atasözümüzdeki o kimdir efendim? Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer. Hatırlayamadım. D harfinden düşünün onu sonra. Pas diyorsunuz, devam ediyorum. Günümüzdeki modern anneler günü kutlamasının kökeni acaba hangi ülkeye dayanmaktadır? Nerede başlamıştır? İngiltere. Çok uzakta. Bilmiyorum. Pas. Bir bebek taşıma yöntemine ve aksesuarına da adını veren keseli memeli nedir efendim? Kanguru. Doğru yanıt. Dönüyorum tekrar. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarı hangi ilimizdedir? İzmir. Doğru. Günümüzde modern anne, özür diliyorum. Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer. Kime? Geçebilirsiniz. Pas. Deli komşuya. Modern anneler günü kutlamasının kökeni acaba hangi ülkeye dayanmaktadır? İngiltere. Desem mi diye düşünüyorum. Uzak dedim, uzak. Amerika Birleşik Devletleri. Daha uzak Amerika. Peki. Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şu hatırlamadığınız, yanıtlayamadığınız. Deli komşuydu onu. Olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya. Deli komşu, evet onu. Yanınızdaki peki. Komşu hanımefendi bilsin. Ne güzel evet. Olacaktı. Şimdi aslında hani eğer şu anda bizi izleyen binler haksızlık demezlerse benim karşımda çok hoş bir anne var. Salgın döneminde annelerimiz çok daha fazla uğraşıyorlar. Çok daha fazla didiniyorlar. Geçtiğimiz haftalarda bir şirketin CEO'su hanımefendiyle telefonda bir şey konuşmam gerekiyor. Evde bir çocuk var, bir de köpek var. Hanımefendi bana dert anlatmaya çalışıyor. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle sesler geliyor. Metin Bey falan falan. Dur çocuğum yapma onu. Benle konuşurken birden tepkiler veren anneler. Ben yarın anneler günü. Çok önemli bir gün. O yüzden eğer ekran başındaki dostlarımız da izin verirse her ne kadar üç de doğru olsa bugüne özgü ben yine çok güzel bir armağan Rebul'den size güzel bir armağan göndermek istiyorum anneler gününde. Kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sizden önceki annemizde de olduğu gibi tüm annelerin gününü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. Metin Bey çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kızım da izliyormuş Antalya'da tesadüfen oldu. Şimdi mesajlar geliyor cevap olarak. Onu da çok öpüyorum buradan. Olur. Bir gün umarım onunla da yarışırız. Umarım, çok umarım. Pardon, elimi de arkamda bağladım, yanlışlıklar yaptım. Aman hemen başımda bir şey gelebilir. Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi de sevgiyle ben çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum tekrar, görüşmek dileğiyle. Evet, sevgili dostlar, Metin Hoca ile Biro. Türkiye'nin Instagram'daki tek genel kültür ve bilgi yarışması. Bugün ikinci kez 4 yarışmacımızla, arada da aldığımız 6 yarışmacımıza da verdiğimiz armağanlarla yarışmaya çalıştık. Yine belki arada unuttuğumuz, belki gözümüzden kaçan ayrıntılar olmuştur. Ama daha iyi oldukça, daha güzel oldukça, önümüzdeki hafta yine Perşembe ve Cumartesi günü, yine saat 21.30'da
karşınızda olacağız. Bakarsınız daha çok programda karşınıza geliriz. Daha güzel armağanlarla geliriz. Ben hep söylüyorum, yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmeyin. Zor bir dönemden geçen Türkiye'de yine de umut dolu, keyifle hayata bakacağımız günler diliyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Anne olanlar, kendini anne gibi hissedenler dahil olmak üzere sevgilerimizi yolluyoruz. Daha güzel, aydınlık bir Türkiye'de görüşmek dileğiyle önümüzdeki haftada. Sizi yine Wolfgang Amadeus Mozart'la baş başa bırakıyorum. İyi akşamlar efendim.